şu anda defteri belge üzerinde zaten inceleme yapıyor. İbraz etmeme suçu açısından da götürmediğiniz takdirde suç kabul edilmiyor şu anda. Evet, yargılama süreci de sayın ismini yazmamış. Yargılama devam eden süreçte Hakan Demir, pardon, özür dilerim. Yargılama devam ederken 6736 yasa kapsamında müracaat ettik. Herhalde itiraflı borçlar kapsamında aftan yararlanıldı. Yargı kararımıza 2-12-2016'da ulaştık. Karar lehimize geldi. 6736 sayılı yasa kapsamında yaptığımız müracaatı geri çekebilir miyiz? Hayır, bir bardak su içebilirsiniz sadece. Geri çekemezsiniz. Üstelik bu karar da geçerli değildir. Çünkü bu konu genel tebliğde de özellikle açıklanmış. 6736 sayılı kanunun yürürlük tarihi itibariyle siz ihtilaflı borçlarda aftan yararlandığınız takdirde o tarihten sonra verilecek yargı kararları hüküm ifade etmeyecektir biçiminde genel tebliğde düzenleme var. Ama bu genel tebliğ düzenlemesi değil tabii, yasaya atfen yapılmış bir düzenleme, yoksa genel tebliğde düzenlenecek bir husus değil. Bu nedenle 6736 müracaatınızdan karar lehimize geldi vazgeçiyorum diyemezsiniz. Eğer bunu diyebiliyorsanız o zaman idareye de aynı karar hakkı tanımak lazım. Karar idare lehine gelseydi vallahi ben de bunu kabul etmiyorum deme hakkı olması gerekirdi idarenin, ki böyle bir şey mümkün değil zaten. Evet, Sayın Yaylacı'nın bir sorusu var. Maliye vergi müfettişlerinin tabi olduğu yasaya hazine kontrolörleri de tabi midir? Yoksa eski uygulama mı geçerli? Hayır, hazine kontrolörlerinin tabi oldukları mevzuat farklı bir mevzuattır. Vergi denetim kurulu ve vergi müfettişleri ile ilgili mevzuat hazine kontrolörlerine uygulanmamaktadır. Efendim, anonim şirketlerin geçmiş yıl karlarını sermaye eklemesi sonucunda tasfiyeye giren şirketin bu sermaye eklenen geçmiş yıl karından dolayı tasfiye sonucunda kar dağıtımı kabul edilebilir mi? Şimdi buna, yani edilir veya edilmez diye bir cevap vermek mümkün değil. Bu nedir? Karı sermaye eklemişsiniz. Niye eklemişsiniz? Stopajdan kaçmak için, sonra da tasfiye etmişsiniz şirketi. Karı bu şekilde stopajsız almışsınız. Şimdi burada duruma bakmak, olaya bakmak gerekir. Eğer siz vergi hukukunun dışında başkaca haklı bir mazeretiniz varsa bu kar dağıtımı sayılamaz. Neden? Örneğin şirketin konusunu gerçekleştirme imkanı kalmadı. Örneğin şirket Boğaz köprülerini yapmak üzereydi. Boğaz'da 3 tane köprü yapıldı. 4. ihaleyi de alamadım. Şirket artık yapacak köprü kalmadı. Tasfiyeye girer. Anlarım. Veyahut da karı sermaye eklediniz, aradan 15 sene geçti, 15 sene sonra baktınız ticari durum kötüye gidiyor, şirket 3-5 senedir zararda, tasfiye ettiniz, bence buna kar dağıtımı sayamazsınız. Ama ben bu sene karı ekledim, ertesi sene tasfiyeye girdim, bu bence muvazaa olarak nitelendirilir ve yargı da bu şekilde bakar olaya diye düşünüyorum. Onun için buna kesin standart bir cevap vermek mümkün değil, olayın özelliklerine bakmak gerekir. Anonim şirket ortakları arasında hibe olarak yapılan pay devrinin 2 yıl beklemeden yatırımcı tarafından satın alınmasının vergisel ve KDV karşısındaki durumu nedir? Şimdi anonim şirket hisse senetlerini, biliyorsunuz hisse senet menkul kıymetlerini diyeyim, İlmuhaber veya hisse senetlerini aile şirketleri için, tabi kapalı şirketler için söylüyorum, 2 yıl içerisinde devrederseniz vergiye tabi. Ancak orada bir bendin başında bir laf var. İvazsız olarak elde edilenler hariç olmak üzere. Hibede ivazsız intikale gider. 2 yıl içerisinde devrederseniz de devir kazancınız vergiye tabi olmaz. Ama burada hibenin hülle olmaması lazım. Muvazalı olmaması lazım. Örneğin baba çocuğuna devretmiş, çocuk da hemen ertesi günü satmış. Baba 2 yılı doldurmadan çocuğuna bağışlamış ki buna, o da bağış olarak aldı. Bu nedenle vergi doğmasın diye. Yani olayın yine özelliklerine bakmak lazım. Ama burada her hibeyi de ivazsız intikaldir, bizi değer artış kazançlarından kurtarır diye düşünmemek gerekir. Evet, bunca Ali Soy'dan sormuş. Bunca yıllık uygulama bilgi birikimine rağmen vergi yargılama sistemimizle ilgili sorunlar hala devam ediyor. Türkiye başkanlık sistemine geçerse kaç yıl daha sorunlarla boğuşacağız? Şimdi vergi yargısı veya yargı ile ilgili sorunların başkanlık sistemine geçmek veya geçmemekle bir ilgisi yok.
Yani başkanlık sistemine geçtik daha sorunlarımız artacak veya geçtik sorunlarımız kaybolacak diye değil. Bu tamamen yasal düzenlemeler, adalete bakış, adalete saygı, yasal düzenlemelerin içerikleri, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve adil yargılanma ilkelerinin kanunlara monte edilmesiyle ilgili bir sorun. Yoksa sistem veya rejimle bağlantılı olarak görmüyorum ben bunu. Çünkü yargı ile ilgili sorunları başkanlık sisteminde de yaşayabilirsiniz, parlamenter sistemde de yaşayabilirsiniz. Bu nedenle ikisini birbirinden ayırmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, inceleme esnasında ve sonucunda uzlaşma talebi oluyor mu? İnceleme sırasında tarhiyat öncesi uzlaşma talep edebilirsiniz. İnceleme bitip tarhiyat yapıldıktan sonra da elbette ki uzlaşma talep edebilirsiniz. İnceleme sonucuna göre itiraz süreci nasıl olur? Her türlü vergi itiraz, her türlü vergi tarhiyatına karşı dava açabilirsiniz. Anayasamızda zaten söylüyor. Bütün idari işlem ve eylemlere karşı yargı yolu açıktır diyor. Dolayısıyla yargıya gitme hakkı mümkün. Sayın Kadir Sağnağ'ın bir sorusu var. 100 bin liranın üzerindeki vergi davalarına Danıştay sadece usul olarak inceliyor. Peki Danıştay'ın geri gönderdiği dosyayı istinaf mahkemesi aynen kabul ederse ne olacak? İstinaf mahkemesinin tabii ki ısrar hakkı var. Böyle bir durumda eski düzenlemelerdeki gibi devam edecek. Yine Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'na bu defa temyiz edilebilecek. Tekerrür uygulaması bakımından kesinleşme tarihi ve dönemi bakımından idare ve yargı merci görüşleri hakkında yorumlarınızı alabilir miyiz? İdare biraz daha dikkatsizce uyguluyor. Bunun temel nedeni de şudur. Tekerrür konusunda vergi inceleme elemanları da tekerrür arttırımının uygulanması diye bazı raporlarda görüyorum. Aslında vergi inceleme elemanlarının tekerrür konusuna hiç girmemesi gerekir. Çünkü tekerrürü sadece idare tahrir dosyasına bakarak daha önce ceza var mı yok mu ona bakarak karar verebilir. Bu doğrudan doğruya vergi idaresinin uygulaması gereken bir husus olduğu kanaatindeyim. Tekerrürle ilgili yaşadığımız sorun şuradan kaynaklanıyor. Tekerrür dolayısıyla ceza arttırımının yapılabilmesi için önceki cezanın kesinleşmiş olması ve tekerrür dolayısıyla arttırımlı kesilecek cezanın kesinleşmeyi izleyen yıl başından itibaren kesilmiş olması gerekiyor. Ama bugün idare kesinleştikten sonra kestiği her türlü cezaya yılbaşını beklemeksizin tekerrür uygulamasını yapıyor ki yargı bunu iptal ediyor. Şu anda aslında bu bir yani yasal bir yasanın maddesinin düzensiz olması veya kötü olmasından kaynaklanıyor. Aslında yani kesinleşmeden sonra yılbaşına kadar geçecek olan süre için tekerrür arttırımının şu andaki kanuna göre uygulanması mümkün değil. Ama niye bu böyle dediğimiz zaman, bunun kanunda düzeltilmesi lazım. Niye bu böyle dediğimiz zaman Maliye Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız bize şunu söylediler. Ya dediler bu madde yazıldığı yıllarda bizim vergi idaresi otomasyona geçmemişti. Vergi dairelerinde bilgisayarlaşma bu kadar değildi. Dolayısıyla vergi dairesi kesinleşme tarihinden sonraki 5 yılı izlemekte zorluk çekiyordu. Basitlik olsun diye biz izleyen yıl başından itibaren kesilen cezalara tekerrür uygulayalım dedik diyorlar. Ama tabii onların da yani bakanlığın da kabul ettiği şey şu, bu düzeltilecek. Şu anda vergi daireleri otomasyona geçmiş vaziyette. Bilgisayarlar artık her şeyi takip edebilir düzeyde. Bu nedenle kesinleşmeden itibaren 5 yıl içerisinde ceza kesilirse bu takdirde tekerrür arttırımı uygulanabilecek. Ancak tekerrür arttırımında başka bir adaletsizlik var. Bunu da bugün bakanlık kabul ediyor. Bir yasa değişikliği, vergi usul kanun tasarısı hazırlanırken o da göz önüne alınacak hususlardan bir tanesi. Şu anda öyle bir çalışma zaten var. O da şu, örneğin eski cezanız çok komik. Örneğin 1000 liralık damga vergisi dolayısıyla bir ceza yemişiz. Kesinleşmiş. 5 yıl içerisinde o 1000 liralık cezadan sonra 1 milyonluk bir ceza yiyorum. O 1000 liralık ceza dolayısıyla benim 1 milyonluk cezam 1,5 milyona yükseliyor. Dolayısıyla tekerrür arttırımı çok adaletsiz sonuçlar verebiliyor. Ama bu konuda yargının da yapabileceği bir şey yok. Çünkü yasal düzenleme bu şekilde. Ama yeni vergi usul kanun tasarısında bu düzeltiliyor. Onu söyleyebilirim.
Evet, galiba bütün soruları cevaplandırdım. Evet, Mustafa Kereş'in sorusunu cevaplandırdım. İflas halinde bir şirketin şüpheli ticari alacak karşılığı ayırması hangi şartlarla mümkündür? İflas halindeki bir şirket eğer başka bir şirketten ticari alacakları varsa ve alamıyorsa, yani işte süresinde icra takibi yapmışsa, 31.12'den önce hukuki talep hakkını yerine getirmişse vesaire, normal bir mükellef gibi beyannamesinde şüpheli alacak karşılığını pekala ayırabilir. Özelgeler çok geç cevaplanıyor. 3-4 yıl sonra gelen özelge cevapları var. Şirket kapanmış oluyor. Bunun bir çözümü olacak mı? Vallahi bunun bir çözümü, yani hukuksal olarak çözümü yok bunun. Yani o zaman demek ki idare kötü örgütlenmiş demektir. Mekanizma çalışmıyor. İhtiyaca cevap verebilecek hızda özelge üretemiyor demektir. Bu da hizmet kusurudur. E peki 3-4 yıl sonra geç geliyorsa, siz geç cevap verdiniz, o yüzden de ben ceza ve gecikme faizine mahkum edildim, gecikme faizi ödemek zorunda kaldım, özelgeniz aksi yönde geldi diye, idarenin sorumluluğu yoluna gidebilirsiniz. Burada da pekala bir dava açabilirsiniz. Çünkü idarenin özelge vermesinde de bizim o yargıda kullandığımız makul süre meselesi burada da var. Yani özelgeye makul süre içerisinde cevap verilmesi lazım. 4 yıl sonra verilen özelgeden dolayı eğer vaktinde verseydiniz o özelgeyi, benim katlanmak durumunda kalmayacağım bir zarar ortaya çıktıysa, hizmet kusuru dolayısıyla pekala idareye rücu edebilirsiniz. Aslında 3-4 kişi böyle rücu etse idare de ya burada bir sorun var deyip düzeltecek. Bunu idare hukuku hocamız, Allah rahmet eylesin, Lütfi Duran Hoca şöyle anlatmıştı bize. Şimdi yollarda çukurlar var. Arabalarımız çukurlara düşüyor. Ne oluyor? Amortisör zarar görüyor, şase zarar görüyor. Efendime söyleyeyim, bu çukurlardan dolayı arabam yıpranıyor vesaire. Bir Allah'ın kulu da belediye aleyhine dava açmıyor. Açmayınca belediye başkanı ne diyor? Oğlum 10 tane daha kaz diyor. Sorun burada. Dolayısıyla biz sorumluluk hukukunu çok fazla çalıştırmıyoruz. Ama sorumluluk hukukuna gitsek bir hayli güzel kararlar çıkacak. Yine mesela bir Danıştay kararıydı bizim idare hukuku dersindeki sınav sorumuz. 2 dakika onu anlatarak bitireyim. Adamın bir tanesi buradan Edirne'ye gidecek. Orada Bulgaristan'dan gelecek adamlarla ihracat bağlantısı yapacak vesaire. Kar yağıyor, yollar kapanıyor, adam Edirne'ye gidemiyor. Dava açıyor Bayındırlık Bakanlığı aleyhine. Bu bir Danıştay kararıdır ve bizim de sınav sorumuz olmuştur. Dava açıyor. Davada diyor ki işte ben gidemedim, yol kapandı, kusura bakmayın, yani zararım doğdu, sözleşmeyi yapamadım, müşteriyi kaçırdım, şu kadar kardan mahrum kaldım. Karayolları da savunma yapıyor. Diyor ki ya tamam, ben oraya o kadar tuz attım, o kadar işçi görevlendirdim, o kadar makine görev, ama rahmet durduramam ki, yağıyor, ne yapayım, yol kapandı diyor. Danıştay'ın kararı şu: karayollarının vazifesi kapanan yolu açmak değildir, yolun kapanmasını önlemektir. Önleyemediğine göre burada hizmet kusuru vardır deyip tazminata mahkum ediyor. Teşekkür ederim. Evet, sayın hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü ben Eren Yeşilurt Bey'e vermek istiyorum. Buyurun hocam. Tekrar merhaba. Ben öncelikle bir 5-6 tane soru seçtim. Daha sonra diğerlerine cevap alacağım. Yiğit Mesut Soral arkadaş şöyle bir soru sormuş. Vergi affı süresinin dolmasına 2 gün kala müfettiş aradı ve yararlanmazsanız denetime alınacaksınız dedi. Bir nevi tehdit edildik. Yararlanmadık ve denetim başladı. İdarenin yaklaşımı iç açıcı değil. Tehditle başlayan bu inceleme sonucu hazırlanacak rapor ve ceza tutarı ne kadar adil olacak? Vergi mahkemesine taşıyacağız fakat dava süreci tamamlamadan da finanse etmiş olacağız şeklinde devam ediyor. Şimdi burada şöyle bir yorum farkı var aslında. Ben sunumdan anlatmıştım. Vergi incelemesi başlama süreçten. Eğer bir vergi incelemesi vergi müfettişine geldiyse zaten vergi incelemesi mükellef hakkında vergi incelemesi başlamıştır aslında. Yani yeni bir, eğer muhatabında bulunmazsanız vergi incelemesine alınacağız tarzında yorumlamak bunu son derece yanlış olur. Orada aslında denetim elemanı mükellefe de bir hakkını hatırlatmış. Aslında ilk yapmış özet olarak. Çünkü denetim elemanı şunu yapabilirdi. Vergi incelemesi geldi, matratının tarihini bekler, mükellefin de belki bundan haber olmayacak vergi incelemesi olduğu için. Tarih geçtikten sonra vergi incelemesine
başlar ve başlara devam ederdim. Mükellef şöyle bir şey diyebilirdi. Ya böyle bir şey olduğunu sen belki matrağından faydalanabilirdim. Eğer defter belgesine güvenmiyorsa. Aslında iyi bir şey yapmış. Ama bunu tehdit olarak algılamamak lazım. Çünkü başlayan bir vergi incelemesi var. Ama hiç başlamamış bir vergi incelemesi olsa ki öyle bir durum değil zaten. Ha, o zaman tamam böyle bir yorumun çıkarılabilir ama burada bu şekilde yorumlamamak lazım. Bu mükellefin lehine olan bir uygulama. Mükellef eğer böyle bir şeyle karşılaştıysa, kendisine defter belgesine güveniyorsa matrabına faydalanmayabilir. Denetime tabi tutulur. Zaten başlamış bir süreç. Ama matrabına faydalanırsa denetim hiç başlamadan orada sonuçlanmış olacak. Devam etmeden, başlamadan değil devam eden. Başlayan bir süreç var zaten. Ya, mükellefin lehine olan bir şey yapmış arkadaşımız. Yine başka bir arkadaşım isim yazmamış. 6736 sayılı kanun ile aftan yararlanan mükellef vergi incelemesine alınır mı? İhbar üzerinden veya başka bir nedenle. 6736'dan faydalanan mükellef vergi incelemesini hiçbir şekilde anlamaz. Tek istinası var. Kanun çıkmadan önce sahte belge düzenleme yönünde hakkında bir tespit varsa. Onun haricinde ihbar da olsa, herhangi başka bir şey de olsa 6706'dan faydalandıysa faydalandığı vergi konularıyla ilgili olarak. Eğer kurumlardan faydalandıysa KDV'den veya diğer vergilerden anlanabilir. KDV'den faydalanırsa, kurumdan faydalanırsa diğer vergi. Ama KDV ile kurumlarla ilgili sınırlı veya tam inceleme kapsamında herhangi bir şekilde vergi incelemesine tabi tutulamaz. Ben uygulamamızı söyleyeyim ben size. İhbar ve inceleme talepleri değerlendirme komisyonumuz da mesela geldiği zaman herhangi bir şekilde ihbar veya inceleme talebi geldiği zaman bizim baktığımız ilk konu bu zaten. Vergi inceleme mükellef 6706'dan faydalanmış mı? Faydalandıysa dosya orada sonuçlanıyor zaten. Ne sizde bir İrtibata geçiliyor ne de başka bir arayış içerisinde oluyoruz. Faydalanmadıysa bizim ikinci kıstasımıza geliyor. Örneğin mükellef o konuyla ilgili düzeltme beyannamesi falan bir şey vermiş mi? Bize ihbar gelmiş ama mükellef o konuyu düzeltmiş zaten. Orada da bitiyor. Dolayısıyla bizim oradaki kriterlerimizi adım adım ilerliyoruz. Birinci adımımız 6736. Biz de kendi açımızdan incelenmemesi gereken bir mükellefle zaman kaybetmek istemiyoruz. Değişik bir soru var. Aslında bu biraz... Çok mevzuatla ilgili değil ama yine de ben paylaşmak istiyorum. Vergi kaçakçılığını ülkemizin mali yapısıyla ilişkilendirmek ne kadar doğru? Bilmiyorum böyle bir ilişkilendirme biz yapmadık ama bu aslında dürüstlüğümüzün sınanması değil mi? Vergi cezaları caydırıcı mı? Cezayı sadece mükellefle kesmek müşaviri masum yapar mı? Bu zannedersem mükellef bir arkadaşımız burada. Şimdi şöyle vergi kaçakçılığı tabii mali yapıyla ilişkilendirmiyoruz kesinlikle. Mali yapının bununla mücadele etmesinin sebebi böyle bir gerçek olması. Hani dediğiniz gibi 78 milyon insanın da aldığı her nefes vergiye tabi. Hepimiz gerçekten de dürüst olsak, vergimizi ödemesek böyle mücadeleye gerek kalmaz zaten. Bu insan kaynağını biz de başka bir yerde değerlendiririz. Bu insanın, ülkenin, ülke coğrafyasının belki burada yetişen insanların yetiştirme tarzı bir karakter aslında bu. Ha, bu batıya doğru yaklaştıkça bu şekilde hepiniz biliyorsunuzdur zaten bunu söylemeye gerek yok. Biraz daha vergiyle mücadele bu kadar ihtiyaç duyulmuyor. Ama biz de zaman içerisinde biz de eğitim seviyesiyle alakalı bir şey olduğu için eğitim seviyesini biz yükseldikçe, eğitime yatırım yaptıkça vergiyle mücadeleye ayırdığımız kaynak daha az olacağını düşünüyorum ben zaman içerisinde. Vergi cezaları caydırıcı mı? Vergi cezaları çok caydırıcı değil gibi. Siz de zaten bunu bu şekilde. Cezayı sadece mükellefe kesmek müşavirini mahsum yapar mı? Yapmaz. Zaten müşavire de sorumluluk yazarak mükellef ödemediği zaman müşavire de gidilebiliyor zaten. Böyle de bir yasal düzenleme var. Dolayısıyla sadece mükellefe kesilmiyor. Çalıştığım firma 2014 yılı için tam incelemeye alındı. Mart 2016'da. İnceleme başlama tutanağı imzalandı. Aylarca ses çıkmadı. Sonra 8 ay sonra müfettiş yardımcısı aradı. Defterleri bilgisayar ortamında istedi. Bazı YMİ kayıtlarının açıklanmasını mail atarak istedi. Bir aydır ses yok. Arayıp sormaya çekiniyoruz. Bu incelemede şu anki süreç nasıl öğrenebiliriz? Ve ne zaman bitecek? Arayıp sormayın. Evet. Şimdi şöyle. Hemen adım adım gidelim. 2014 yılında inceleme almış. 2016 yılı Mart ayında. Bir kere bu tam inceleme olduğu için vergi müfettişinin bir yıllık bir hakkı var. Yani 2017 Mart ayına kadar bu incelemeyi bitirmekle mükellef. Eğer ek süre kullanmayacaksa. Detay üstad anlattı. Bunun bir 6 ayda bir ek süresi var. Yani müfettişin bir incelemeyi bitirmek için maksimum tam incelemede 18 aylık gibi bir süresi var. Dolayısıyla 8 ay sizi aramaması çok şey değil. Diğer işlerine yoğunlaşmıştır. Veya da sizle ilgili sizde herhangi her ne kadar size ulaşmasa da size ses çıkarmasa defter belge ibraz ettiğiniz defter belge üzerinden incelemeniz devam ediyordur zaten. Ama eğer Mart 2016'da henüz incelemeniz sonuçlanmadıysa ve ek sürede istemediyse müfettiş ek süre istediği zaman
biz idare olarak mükellefe ek süre, müfettişe ek süre verdiğimiz zaman mükellefi de bilgilendiriyoruz. Sizin incelemenizde mükellefin gerekçeli talebi üzerine incelemeniz 2 ay uzatılmıştır diye. Ha, Mart ayına kadar herhangi bir şekilde size ulaşılmadı, incelemede sonuçlanmadıysa bunu kesinlikle sorma hakkınız var ve kesinlikle de sorun. Zaten bizim istediğimiz de bu zaten. Ya incelemenizi takip edin. Bunda da çekilecek bir şey yok. Eğer çekinir bundan kaçınırsak şikayet hakkımız ortadan kalkıyor. Bunu bir şekilde müfettişe yazıyla da sorabilirsiniz. Biz ziyaretine gideriz. Bizim incelememiz ne aşamada? 2016 Mart'ta almıştınız. 2017'de bitmek üzere. Acaba bu konuyla ilgili tasarrufunuz ne olacak? Cevap alamazsanız bir üst merci, grup idaresidir. Ve emin olun grup idaresinde eğer müfettiş cevaplayacaktı zaten bunu. Cevaplamazsa grup idaresi size tatmin edici bir cevap verecektir mutlaka. Bunlardan çekinmeye gerek yok. Biz bu şekilde bu usul esasları uygulayacağız. Uygulamasını, işlerliğini artıracağız. Bu inceleme 2016-2017 Mart'ta bitmese eğer ek süre almazsa bitirmek zorunda. Ama ek süre alırsa ek sürenin sonuna kadar bitirmek zorunda. Fakat şu yanılgıya düşmeyelim. Genelde mükellefler şöyle bir şey yapıyor. İşte 18 ayda inceleme bitti, ben daha incelemem. Esas bizim temel kanunumuz zaman aşımı zaten. 5 yıl içerisinde mutlaka incelemeniz devam eder. Biz de onu uygulama şu, eğer 18 ay içerisinde ek süresinde kullandıysa, inceleme bitmediyse usulen yapılması gereken şu, o denetim elemanından inceleme alınıp onun hakkında yasal işlem yapmak ve incelemeyi başka bir denetim elemanına verip sonuçlandırmak. Yani incelemeden 18 ay geçtikten sonra kurtulmak çok mümkün değil. Zaman aşımı süre içerisinde her zaman birden de fazla incelenebilirsiniz. Bu müfettişin de kamunun da böyle bir hakkı var. 18 aydan sonra yırtmak gibi bir şey yok yani 5 yıllık süre olduğu sürece. İnceleme elemanının tüm faturaları alış ve Excel ortamında alış ve satış faturalarının isteme hakkı var mı? Şöyle, aslında inceleme elemanı defter belgeleri sizden aldıktan sonra ister CD ortamında ister sizden ekstra bir şey isteme hakkı yok. Çünkü zaten her şey önünde. Fakat şimdi şöyle düşünmek lazım. İncelemenin sürelerinin falan gelmesinin sebebi de incelemenin artık belli bir süre içerisinde bitmesi aslında. En kısa sürede sonuçlanması, en doğru şekilde sonuçlanması. Bu anlamda yasal defter belgeleri, faturalar eğer Excel ortamında istiyorsa ona bir yardım olma aşamasında, uzun vadede bu inceleme fazla uzamama aşamasında sizin vermeniz iyi olur. Ama böyle bir zorunluluğunuz yok aslında. Ama dediğimiz gibi bunlar zaten eskisi gibi değil. Bütün artık faturalar, bütün defter belgeler zaten bilgisayar ortamında olduğu için çok zor bir şey de değil zaten bu. Müfettiş bunları isteyebilir. Siz de yardımcı olmak zorundasınız inceleme süreciyle alakalı olarak. Neticede sizin de o incelemenin bir an önce bitmesini istemez. Sizin de zaten bir isteğiniz, bir talebiniz. Ufuk Ihlamur, isimlerini okumadım ama Ufuk Ihlamur Bey, nakliye faturaları bulunmaktadır 2010 yılında. Bu konuda izahat istenmiştir. 31.12.2016 tarihi itibariyle zaman aşımı vardır. Evet, 31.12.2016 tarihi itibariyle aslında 2011 yılı zaman aşımı vardır. Fakat uygulamada nasıl oluyor? İncelemeler 5 yıl içerisinde genelde yetiştiremediği için takdire sevk ederek incelemeler devam ediyor. Her ne kadar zaman aşımı 5 yıl olmakla birlikte eğer sizle veya sizin İlişkide bulunduğunuz bir şirketin incelemesi takdire sevk edilerek uzatılmışsa siz de bu bilgileri vermek zorundasınız. Dava aşamasına ya bunun dava sonucu nasıl olur? Dava onu artık bugün hocam cevapladı zaten biraz önce. Dolayısıyla takdire sevk edilmiş bir incelemedir büyük ihtimalle %100 neredeyse. Onunla ilgili istenen bir bilgi belgedir sizden. Zaman aşımına uğramamış olur. Ben Burhan Üstad'a sözümü vereyim. Birkaç soru daha sonra tekrar cevaplayayım. Hem bu arada okuma fırsatı buluyor. Peki, 5 dakika içinde birkaç konuya değinmek istiyorum. Madem mükellef haklarını tartışıyoruz, önce hak kavramından aslında bizim başlamamız gerekirdi. Hak nedir? Nerede olur? Nasıl düzenlenir? Bizim bunları tartışmamız gerekiyor aslında. Yani örneğin mükellef hakları bildirgesi ne anlam taşıyor? Hiçbir anlam taşımıyor. Denetim kurulu da var. Belki gelir ders başkanlığının da var mükellef hakları bildirgesi ama hiçbir hukuki geçerliliği yok. Yani bir kere bir haktan söz ediyorsanız önce ihlalinin yaptırımı olacak. Şimdi efendim inceleme bir sene içinde bitmeliymiş. Bitmedi ne olacak? Ben hakime bunu söylediğimde hakim ne yapayım diyor.
Bitmediyse bitmedi diyor. Tarhiyat var orada da geçerli diyor. Veyahut da bir sene geçti. Tamam, vergi denetim kurdu, saygı gösterdi. Tamam dedi o inceleme elemanından. 3 ay sonra başka bir inceleme elemanı geldi kapıya. Ne olacak? Eğer bu bir haksa, bir sene içinde bitmedi bir inceleme, o yılın hesaplarının kabul edilmiş olması gerekir. Hak odur. Veyahut da şu var. İnceleme elemanı geciktiriyorsa gecikme faizine ben katlanmayacağım. Yargı 8 senede karar veriyorsa bana ne? Gecikme faizini ben ödüyorum. Hak budur. Ama biz de biraz yapar, yani Doğan Cüceloğlu dediği gibi mış gibi yapıyoruz. Sıkıntı orada. Okunma komisyonunda dinlenme hakkımız varmış. Dinlenmezsek ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Dinlenmeyen bir mükellefte ben söyledim. Duruşmada da söyledim. Ya Danıştay'da da söyledim. İplemedi bile kimse. E o zaman benim o hakkımın ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Hakkım bir kere bir yaptırımının olması gerekir. Hak dediğiniz şeylerin. Artı hak dediğiniz şeylere siz yargı önünde savunmanızda dayanabilmeniz gerekir. Eğer siz bunu yargı önünde kullanamıyorsanız o hak falan değildir. Mış gibi yapılmıştır, göstermeliktir. Ondan ötede fazla bir anlamı da yoktur. Şimdi tabii bu arada haklarım varsa idarenin, benim bu haklarım nedir? İdarenin yetkilerine sınır çizecektir. Yetkilerinin de tartışılması gerekir. Örneğin tutanak. Tutanak nedir? Tutanak sadece vakayı tespit eden bir şeydir. Başka bir şey yoktur. Kesinlikle tutanak olayın açıklamasını veya değer yargısını içermez. Bir inceleme elemanı tutanak alırken bunu niye böyle yaptın diye soramaz. Benim bir hakkım var mı? Soruyor. Sormazsam da mükellef cevap vermedi diyor. Yazıyor raporunu. E peki benim susma hakkım yok mu? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne baktığınız zaman oranın kararlarına adam deftere belgesini götürmüyor. Susma hakkını kullandım diyor. Ve o mükellefe ceza veren devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mahkum ediyor. Peki bizde susma hakkımız? Öyle bir hakkımız yok. Defteri getir dediğinde götüreceğiz. Adam imzala dediğinde imzalayacağız. 3 gün önceden verecek, git evde oku diyecek, okuyacağız. E burada hak mı? Nerede? Yani öyle bir şey söz konusu değil. Bunların hepsinin tartışılması ve yasalarda düzene bağlanması gerekir diye düşünüyorum. Yani biraz mış gibi yapıyoruz gibi geliyor. Özür dilerim tekrar araya girdiğim için. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de genel olarak şimdi tabii enteresan bir şekilde idare ve hukuk o tarafa düştü. İşte sizin de temsilciniz olarak ben de bu tarafa düştüm. Şunu ifade etmek istiyorum. Hocama katılıyorum. Ama şu anda geldiğimiz noktayı da yadsımamak lazım. Şimdi bizim anlattığımız netice itibariyle tutanak, susma hakkı vesaire. Şimdi Türkiye'de de bir gerçek var. Şimdi bugün meslek mensubusunuz. Mükellefi temsil ediyorsunuz. Size idare bir telefon açmış veya yazıyla bir belge istemiş. Şimdi sizin bunu ya götürelim, götürmeyelim, şudur, budur diyebilecek bir şey açısından bu riski alabilecek bir durum yok. Zaten mükellefle karşı karşıya kalıyorsunuz. Mükellef nedir? Ben yine şunu söylüyorum. Anayasanın 2. maddesinde Türkiye'nin hukuk devleti olduğu zaten yazılmış. Biz hukuk, hukuk, hukuk. Başka bir çaremiz yok. Ama ben bugün tabii hukukun geldiği durumu hocam da bahsetti. Şu an itibariyle sıkıntımız nedir? Sizler meslek mensubu olarak arada kalıyorsunuz. Çünkü idare böyle diyor, hukuk böyle diyor. Nereye gideceğimizi şaşırdık. Ne olacak? İşte olan o oluyor. Haklarımızı, verilen haklarımızı da savunamıyoruz. Neden savunamıyoruz? E bakıyoruz hukukun durumuna. Oraya gitsek olmuyor. E ne yapıyoruz? Uzlaşmaya gidiyoruz. Uzlaşmada kabul etsek de etmesek de mükellef uzlaşıyor, uzlaşılıyor. Yani neticede hukuk yolunu denemekten korkmamalıyız. Şimdi bir hak verilmiş. 1 yıl içerisinde incelemeyi tamamlandı. Ben hocama soracaktım. Hocam söyledi. Şu anda nedir? Ama ileride bunlar karar vermek mi zorunda kalacak hukukçular? Yarın süreye uyulmadı diye. Hukuk yolunu çünkü neden? Denemiyoruz. İşte Eren Bey'e gelen sorular. Sürede yaptı, yapmadı, ne olacak? İşte kendi kendimize kalıyoruz. Dava açmak lazım. Bir dava etme. Sürekli dava atmak lazım. Yani hukuksuz işlemleri su yolu yaptırmamak lazım idareye. Gidip uzlaşarak üstünü örtmemek lazım. Öyle de böyle de bu hukuki yollarımızı çok iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Dava açmamız lazım. Ama tabii burada da neticede mükellefle siz meslek mensubu olarak iki arada bir derede kalıyorsunuz. Neticede parayı ödeyecek mükellef olduğu için onun da mantığı şu. Devlette sorun yaşamayalım.
gidelim uzlaşalım diyor. Ama mümkün olduğunca kendimizi donatırsak, araştırırsak, işte bu haklarımızı savunabilirsek zaten danışmanlık vesaire buralarda belli bir başarıya ulaşırız diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla bu hukuk çok önemli. Burada verilen haklar Türkiye açısından bugün gelinen noktayı şu açıdan ben ifade ediyorum. 21 yıllık ben kamuda görev yaptım. Hocam tutanağı 2 gün önceden alsak ne olur diyor. Ama o gün ben kamudayken tutanağı 2 gün önceden mükellefe verseydim memuriyetten atılırdım belki. Devlet bu noktaya geldi. Yani bu illa her şey oluyor anlamında değil. Ama sizin bugün ifade edemediğiniz bir şeyi 2 gün önceden tutanağı görebilmeniz de her ne kadar hukuki bir şey sağlayıp sağlamasa da önemli bir şeydir. Dolayısıyla bunlar adım adım gelişmek zorunda. Şu anda kapıyı hafif araladık. Dolayısıyla bunlar bir mükellef açısından haktır. Önceden niye incelenemediğimizi soramıyorken bugün mükellef adına kardeşim beni niye inceliyorsun, şu yılımı neden inceledin? Ama işte sorular var. Efendim ben şu konudan inceleniyorum, bu bilgiyi vermek zorunda mıyım? Zorunda değilsin. Ama istediğinde ne oluyor? Mükellef götür kardeşim başım belaya girmesin, incelenirim diyebiliyor. Yani dolayısıyla hukuk yolunu denemekten çekinmememiz lazım. Hukuksuz bir işlem varsa bunu değerlendirmek lazım. Tabii orada da ben şunu ifade ediyorum. Burada da tabii hem yargıya hem avukatlara hem bizlere büyük görev düşüyor. Bu yollar denendikçe nihai sonuca ulaşılacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bize sağlanan yönetmeliklerle olsun, kanunlarla olsun haklarımızı kullanalım diyorum ben. Yani bu zamanla düzelecektir diye düşünüyorum. Şimdi sorulara cevap vermek istiyorum. KDV iadesiyle ilgili olarak mükellefimiz incelemeye tabi tutulmuş. Bu KDV iadelerinde sınır nedir diyor. İşte biliyorsunuz tam incelemenin tanımı yapılmış. Tam inceleme bir mükellefin bütün bir türden bütün iş ve işlemlerinin incelenmesi. Bunun dışında kalanlar sınırlı inceleme diyor. Şimdi öncelikle şunu söylüyorum. Yani incelemeye alındığınızda bu incelemenin ne olup olmadığını idare size söylüyor zaten. Bu KDV iade incelemeleri sınırlı inceleme olarak addedilmiş. Eren Bey zaten uygulamanın içinde olduğu için herhalde o da onu şey yapacaktır, kabul edecektir. Çünkü tam mı sınırlı mı ne olduğunu idare incelemeye başlama tutanağında size söyleyecek. Oraya baktığınızda bir yıl mı, altı ay mı? İşte bu bir altı aylık sürelerde inceleme tamamlanmazsa artı altı ay daha veriliyor. Artı altı ayda inceleme tamamlamadığında da idare tabii ki burada boş durmaması lazım. Burada da idare en azından kendi müfettişine bu incelemede sürelere uydun mu uymadın mı bilmiyorum. Oralarda idari bir işlemler, disiplin işlemleri yapılıyor mu yapılmıyor mu onu bilemiyorum ama zamanla bunlar da yapılacaktır diye düşünüyorum. Neticede vergi müfettişlerinin de bir performansı var. Performansa tabiler bazı konularda. Dolayısıyla bu KDV iade incelemeleri şu an itibariyle sınırlı inceleme. 6 ay içerisinde bitirilmesi gerekiyor. Hocamın dediği gibi bitirilmezse ne olacak? İşte hukuki sürece gidilecek. Bugün belki hukuk o şekilde bitirmedi ben ne yapayım diyorsa bunlar arttıkça hukuki yollarda denenecektir. Belli bir çözüme ulaşılacaktır diye düşünüyorum. Bir arkadaşımızın bir sorusu var. Firma ikinci el araç satışlarıyla ilgili işte bir fatura kesilmiş. Bu faturanın düşük kesildiğini ben düşük kesilmesi istendi. Ben kesmedim. İşte dolayısıyla işten ayrıldım. Kendilerini ihbar ettim. İncelenmedi diyor. İşte ihbarın şartları belli. İsim belirtilecek. Adres belirtilecek. İlgili yerlere, VDK'dan tutun her yere. Bugün bunu başvurduğunuz zaman isminiz açık bir şekilde başvurduğunuzda tabii başkan da anlattı. Bu ihbar değerlendirme komisyonları bunları değerlendiriyor. Değerlendirme neticesinde incelemeye sevk ediliyor. Yapacak burada başka bir şeyimiz yok. KDV iade incelemesine girdim. Vergi müfettişi ekranda matrah artırımını gördüğü zaman incelemeye devam ediyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben matrah artırımında bulundum. İdare benden defter belge istedi. Götürecek miyim? Götüreceğiz. İdare ona bakacak. Ama tarihat yapamayacak. KDV iade incelemeleriyle ilgili olarak da biz bu defter ve belgeleri götüreceğiz. KDV iadesi farklı bir nokta olduğu için devlet bu KDV iadesi incelemeleriyle ilgili olarak tarihat yapabiliyor. Zaman aşımı 3 yıla indirilmesi durumu gündemde mi? İşte Maliye Bakanı bununla ilgili olarak aşağı yukarı 1-2 ay önce bir konuşma yaptı. Bu zaman aşımlarıyla ilgili çalışıyoruz anlamında. Tabii burada tarz zaman aşımı işte 5 yıl bu süre daraltılacak mı? Bundan kastı inceleme süresiyle ilgili süreleri mi kısıltacaklar? Orada zaman aşımı mı yapılacak? Şu an itibariyle net bir şey yok ama idare bir çalışma yapıyor diye biliyorum.
Bir arazi alımı ile ilgili Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nce her yıl arazi izin bedeli tahsil edilmektedir. Bu bir haklar hesabına alıp amortisman mı ayıralım, gidere mi atalım diye bir arkadaşımızın sorusu var. Bence bu bir hak olarak düşünülmemesi gerekir, gidere atılabilir diye düşünüyorum. Türkiye genelinde yapılan vergi incelemeleri neticesinde kayıt dışılık oranı nedir? İşte gelir idaresi dahil tüm idare bu kayıt dışılık oranları ile ilgili raporlar, çalışmalar yapmış ama bugün bu konuda net bir rakam veren yok ama %50'lerde olduğu söyleniyor. Ama o da en azından benim bilgim dahilinde net bir rakam olmadığını ifade edeyim. Yıllara sari işlerle ilgili olarak stopaj iadesi ile ilgili mahsup iadesi ve yeminli mali müşavirlerle ilgili rapor gerekiyor mu? Bildiğim kadarıyla şu an itibariyle 10.000 TL'ye kadar nakden iade talep edebiliyoruz. 100.000 TL'nin üzerinde ise işte bu 100.000 TL ile ilgili olarak 10.000 ile 100.000 arasında YMM tasdik raporu ve teminat raporuyla alabiliyorsunuz. 100.000 TL'nin üzerinde ise idare bunu inceleme yoluyla size veriyor iadeyi. Bir YMM raporu aranmıyor. Benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Ben tekrar sabrınız için teşekkür ediyorum. Söz veriyoruz. Buyurun. Tekrar merhaba. Yıldız Hanım bir soru sormuş. Yurt dışı gayrimaddi hak stopajı ve KDV'si ödeniyorsa vergi incelemesine tabi tutulur muyuz? Şöyle sunumda da anlattım. Aslında yurt dışı gayrimaddi hak ödemesi bir kriter aslında. Yüklü miktarda rakamlar yüksek miktarda yurt dışı gayrimaddi hak ödemesi varsa bu da inceleme kriterlerinden bir tanesi. Fakat şöyle, bunu biz nasıl geçmişteki tecrübelerimizle bu kriterleri oluşturduk bir kısmını. Daha önce yapılan incelemelerin birçoğunda yurt dışına yapılan gayrimaddi hak ödemelerinin üzerine KDV stopaj yapılmadığı tespit edildiği için bu bir kriter olarak alındı. Sadece bu şekilde gayrimaddi hak ödemesi var diye mükellef inceleme alınmaz. Bu belki risk olarak, risk puanı yüksek olur ama daha sonra bunu muhtasar beyannamesinden kontrolü yapıldıktan sonra incelemeye dönüştürülür. Dolayısıyla bu direkt sadece böyle bir şey olmasa inceleme için yeterli değildir. Ama muhtasar beyannamesiyle kıyasladığımız zaman gerçekten rakamlar bu tarafta yüksekken muhtasar beyannamedeki rakamlar, tevkifat rakamları düşükse veya hiç yoksa o bir inceleme kriteridir gerçekten. Murat Bey bir soru sormuş. Murat Yaş, arsa alım satım işini vergi mükellefiyetinde kıstas nedir? Her sene alım satım bir tane yapılırsa kazanç mükellefiyet gerekir mi? Şimdi şöyle, vergilemede biliyorsunuz devamlılık esası vergilemeye tabi. Yani bir faaliyetin, herhangi bir faaliyetin vergi konusuna girmesi için bir ticari tahammül kapsamında, bir organizasyon kapsamında devamlılık esas olması lazım. Bugün yılda bir tane ev veya bir araba ortalama bu salondaki herkes genelde yapıyordu veya 3-4 yılı. Dolayısıyla bu yılda bir tane olması verginin konusuna girmez. Fakat şöyleyse her yıl bir tane, artık bu her yıl bir tane devamlılık esası kazanmışsa artık bu ticari kazançtır. Normal bu işin ticaretine uğraşmayan bir insan her yıl bir ev alıp satmaz mütemadiyen. Ama yıllar itibariyle bu devam ediyorsa tabii ki bu artık bir her yıl bir tane olsa bile bir tahammül kazanmıştır, bir devamlılık esası vardır. Dolayısıyla verginin konusuna girer. İnceleme yapan müfettiş arkadaşlarla ilgili performans değerlendirmesi yapıyor musunuz? Denetim elemanı rapor sonuçları, mahkemede idare aleyhine sonuçlanan inceleme elemanı hakkında bir uygulama yapıyor musunuz? Erhan Bey sormuş. Şöyle, 6009'da gelen düzenlemelerden bir tanesi de önceden denetim elemanı ile ilgili herhangi bir performans kriterimiz, kıstasımız yoktu bizim. Yani dolayısıyla denetim elemanı nasıl rapor yazarsa yazsın veya ne kadar iş bitirirse bitirsin, kaç tane rapor, hiçbir şekilde performans puanı, performansla ilgili bir çalışma yoktu. Ama yapılan düzenlemeyle şu anda Vergi Denetim Kurulu'ndaki bütün müfettişler girdiği tarihten itibaren emekli olduğu tarihlere kadar her yıl performans puanı alıyorlar. Bunlar da neye göre? Öncelikle bunların yazdığı raporlara DDK'larımız puan veriyor. Raporun mevzuatı, raporun iyi veya zayıf olmasına yönelik olarak. Gerçi rapor zayıfsa düzeltiliyor zaten bunlar. Ama ona rağmen yine de raporun durumuna göre rapor okuma komisyonlarımız, 3 kişilik komisyonumuz birincisi rapora puan veriyor. Ve yıl sonunda bu puanların toplamı alacak performans etkiliyor. Grup başkanının kriteri var. Grup başkanının denetim elemanının çalışmasına yönelik olarak yaptığı incelemelere yönelik olarak, yazdığı raporlara yönelik olarak raporu performans puanı veriyor. Daha sonra bunlar kurul başkanı tarafından değerlendirip bir performansa tabi tutuluyor. Ama şu aşamada şey yok, bunu itiraf edelim. Yani raporun mahkemede aleyhine sonuçlanmadığına dolayısıyla bir geri bildirimden sonra tekrar bir değerlendirme henüz yok. Ama bu performans puanlaması yaklaşık 3-4 yıl önce başladı.
vergi denetim kurulu kurmasıyla. Ama ileriki aşamalarda ben bunun olacağını düşünüyorum. Şu anda vergi denetim kuruluna mahkeme aşamasında bir geri bildirim sistemi yok. Eğer özel takibini yaparsak biz, denetim elemanı veya özel bu raporun aşaması ne aşamada, kazanmış mıyız, kaybetmiş miyiz tarzında henüz bir sisteme bağlamış değil. Bazı mahkemeler bize geri bildirim yapıyor, bazıları yapmıyor açıkçası. Bazıları yapıyor gerçekten de. Rapor sonuçlarını hem müfettişe hem de idareye gönderiyor ama bazıları da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermiyor. Ama ben ileriki yıllarda bunun da olacağını, sisteme buna dahil olacağını düşünüyorum. Performans sistemi şu anda emekleme aşamasında, bir bebek aşamasında, dolayısıyla bu gelişecektir mutlaka. Ama performans kriterimiz var müfettişle ilgili. Bir tane daha soru var. O da şu şekilde. Vergi inceleme anlamı kim sormuş? Önce onu söyleyeyim mi? İbrahim Akbayrak Bey. Vergi inceleme elemanları kullanıcı kapsamında tespit yaptıkları mükellefler için raporlarına bilmeyerek ifadesi yazarak vergi müfettişi kendisini vergi yargısı yerine koymuyor mu? Müfettişin böyle bir taklit yetkisi var mı? Müfettişin mükellefi vergi yapısı savcılığa sevk etmesi gerekmez mi? Bilerek bilmeyerek kararını savcılık vermeli mi vermemeli mi? Şimdi vergi cezalarında usulü cezası, vergi cezası ve kaçakçılık cezası. Yani bu vergi cezanın 3 kat uyguladığımız durumlarda. Aslında bir mükellefin cümle savcısına sevk edilmesi vergi ceza sistemine baktığımız zaman en ağır bir ceza. Şimdi ekonomik hayatta baktığımız zaman mükelleflerin çok fazla işlemi var. Ya bazı mükelleflerin milyonlarca büyüklüğüne göre, bazıları yüzlerce, binlerce. Her faturaya %100 hakim olması mükellefin pek mümkün değil. Atıyorum eğer hasılatının %1'i oranında, binde bir oranında bir sahte belge kullanması varsa bu olabilecek istisnai bir şey bir değil. Ya istisnai bir durum değil bu. Çünkü dediğimiz gibi binlerce mükellefle irtibat kuruyor. Binlerce ticaret bir faaliyeti var. Dolayısıyla burada aslında denetim elemanı oradaki hasılatıyla kıyaslıyor kullandığı faturayı. Yani bunu bilerek kullanmış olma ihtimali var mı? Eğer hasılatının %10'u gibi bir sahte fatura varsa bunu mükellefin bilmeden kullanması veya gerekli o mükellefle ilgili gerekli araştırma yapmadan böyle bir faturayı kayıtlarına intikal etmesi mümkün değil. Ama binde bir gibi bir oransa bu gözden kaçabilir. Ticari hayatta vardır. Kargo faturası, taşıma faturası. Çok küçük mükelleflerle zaman içerisinde günübirlik, acil ihtiyaçlarından dolayı da faturalar mükelleflerin kayıtlarına intikal ediyor. Dolayısıyla bunu bilerek kullandı diye direkt mükellefi cümle savcısına göndermek ve cümle savcısında kendini savunma durumuna bırakmak siz de takdir edersiniz ki çok hakkaniyetli bir şey değil. Ama fatura kullandığı fatura yüksek miktarda hasılatla ilgili tabii ki bu mükellefle ilgili mutlaka cümle savcısında suç duyurusunda bulunmak gerekiyor. Burada mükellef aslında müfettişin takdir etkisini kullanırken de yine burada şeye bakarak yani oradaki mükellefin düşeceği zor duruma gerçekten göndermesi gerekir mi sorusuna cevap olarak böyle bir yetkisini kullanıyor. Birkaç tane soru var ama onlar biraz çok detay, geri dersiyle alakalı biraz da, vergi incelemesiyle değil. Dolayısıyla yine ben elimden geldiği kadar... Burada bir Eren Bey bir şey söyledi. Suç duyurusu raporlarında öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Vergi inceleme elemanı suç duyurusunu tespit ettiğinde bu normal inceleme raporumuz rapor değerlendirme komisyonundan geçiyor. Rapor değerlendirme komisyonu bununla ilgili olarak neye bakması gerektiği belli. Ama suç duyurusunda... Rapor değerlendirme komisyonunun suç duyurusu raporunu geri çevirme hakkı yok. Yani inceleme elemanı suç duyurusu raporunu yazdığında rapor değerlendirme komisyonu sadece mütalaa yazıyor. Ben denetim elemanının görüşüne katılıyorum. Katılmıyorsa şu sebeple katılmıyorum diye üst yazıya bağlayıp o şekilde Cumhuriyet Savcılığına rapor intikal ediyor. Bunu da ifade edeyim. Yine bir soru var. Takdir komisyonunun vergi inceleme yetkisi var mı? Takdir komisyonunun vergi inceleme yetkisi yok. Takdir komisyonunun vergi incelemesi yapmıyor zaten. Sadece kendisine vergi incelemeyle veya başka bir yolla gelen doneden hareketle bir matrah takdiri yapıyor. Onun haricinde defter belgeye girip ayrıca çalışma veya vergi incelemesi gibi vergi incelemesi süreçlerine dahil olma gibi bir şey yok. Vergi inceleme yetkisi vergi baş müfettişi, vergi müfettişleri ilinden büyük mal memuruyla geri derslerinin merkezi taşıdığı teşkilattaki müdürlerle. Ama takdir komisyonu önüne gelen bir dosyada kendisine gelen bir doneyi değerlendirerek takdir ediyor ki takdir etkisi var zaten. Son bir soru var. İsterseniz bunu da cevaplayayım. Evet cevaplamışım. Teşekkür ederim. Evet. Tamam değil mi hocam?
Değerli konuklarımız, hepinize sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmacılarımıza da emeklerinden ve zihinlerine çok sağlık diliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yalnız bir 5 dakikanızı rica edeceğim. Ufak bir törenimiz var. Şeyleri vereceğiz, sertifikalarımızı. Değerli meslektaşlarım, katılımınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Şimdi birkaç dakika sabrınızı rica edeceğim. Sizler adına katılımcılarımıza bir teşekkür etmek istiyoruz. Ben Sayın Başkanımı buraya davet etmek istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım. İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanımız Sayın Eren Yeşilyurt. Gelirler Kontrolörleri Dernek Başkanımız Sayın Burhan Düz. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Bumin Doğrusöz. Oturum Başkanımız İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gülgün Öztürk. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki seminerde görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum sizlere.